Arkadaşlar merhabalar bu videomda özel üçgenler konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 5'in çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında olmaktadır. Çözüme başlayalım. ABC eşkenar üçgen demiş hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Açıları şöyle bir yerleştiriyoruz. 60 60 60. E hocam şurası 90 derece olduğundan 90 60 ise burası 30 oldu. Ters açıdan burası da 30 oldu. İki iç açı bir dış açıdan burası da 30 oldu mu oldu. Ne çıktı burada? Bir ikiz kenar çıktı. 2 ise burası 2. Bu arada bu eşkenar üçgen bütün kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani burası da 8 burası da 8 2 iken buraya kaç kaldı? 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Buraya da kaç kaldı? 5. AF bölü FC isteniliyor bizden. AF'yi 3 bulduk. FC'yi 5 bulduk. Cevabımız böylelikle 3 bölü 5 çıktı. Evet. Birinci soru C anı oldu. Geldik 2'ye. Ee, 15 derece var. Beni çok fazla ilgilendirmiyor açıkçası. Hocam eşitlik var. Eşitliği görünce ne gelir aklımıza? Hop muhteşem işte. Ama herhangi bir özel durum oluşmuyor galiba değil mi arkadaşlar? Evet çünkü burası da muhteşem üç eşitliği koyunca şöyle. Hocam burası da 45 oldu. Burası 90 oldu. 90 oldu. 105. Güzel bir şey gelmedi. Silmeyi de bileceğiz. E hocam eşitliği nasıl kullanabiliriz? Eşitliğin olduğu yerden bir paralel ort banda çizmiyor muyuz arkadaşlar? Evet. E orada o zaman buradan bir ortaban taban çizdiğimizde. Hocam 45 ise yöndeş açıdan dolayı burası da 45'tir. Aa burası ne oldu? 60. Burası ne oldu? 30. Yani senin şu üçgende ne çıktı arkadaşım? Bir 30 60 90 üçgeni çıktı. Hocam 30 60 90 üçgen 90'ın karşısı 12 30'un karşısı 6'dır. E bu da orta tabandı zaten direktman 12 olmaz mı arkadaşlar burası? İkinci soru böylelikle balık Balıkesir oldu. Geldik 3'e. ABC ikizkenar üçgen demiş. Öncelikle arkadaşlar buradaki x isteniyor bizden. Şu ikizkenar üçgen olduğu için şunları bir yazalım mı? Hocam burası 11'imken burası da nedir? 11'imdir. Hocam 30 30'sa 180'den 30 çıkart 2'ye böl 75 75 yaptı burası e burası kaç oldu arkadaşım burası da 15 oldu sonra burası 75 oldu bir işimize yarayacak mı burası da 15 oldu Allah Allah burada maalesef bir işimize yarayan bir durum söz konusu değil arkadaşlar 15 75 90 çıktı ama 15 75 90 da bizi ne yapıyorduk bir tek kaşa 4 taşı kullanıyorduk e korkmayalım arkadaşlar yapalım bir şeyler Hadi bakalım. AB ile AC'ye eşit vermiş. Buradaki diki çizecek olursam şöyle. Haşa 4 taşı kullanacak olursam. Burası kaç yapıyor? 2 yapıyor. Şuradaki şeyi ben nasıl kullanabilirim? Oo çıktı. Vallahi çıktı. Ne çıktı? Şuradaki 15, 75, 90'ın özelliğini kullanınca çıktı arkadaşlar bir şeyler. Şimdi fark ettim. Arkadaşlar dedim ki kafamda çözemeyeceğim diye bir an şüpheye düştüm. 15, 75, 90'ın mantığını kullanmak zorundayım dedim. Yani Verilen bilgileri kullanmalıyım. E bir tek haşa 4 taşı biliyorum ben. Hemen buradan bir haşa 4 taş çizdim. 2. Sonra baktım ki bu bir ikizkenar üçgen. Şuradaki 2'yi kullanamadım. Yani onu kullanamadım dedim. Bir baktım. Burada ne var arkadaşlar? Bak tabanda bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilmiş. Oldu mu oldu? Ha, bu dikmeler toplamı neye eşitti? Bir yüksekliğe eşitti. Ya buradan çizilen yüksekliğe eşitti ya da buradan çizilen yüksekliğe eşitti. Fark etmez. Ben buradan çizdim. E arkadaşlar burası x artı kim yapacak? Evet. A 30 90 sa burası da 60 oldu. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı da 5 yapacağından yani x artı 2 eşittir 5 olacağından x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Evet biraz şey bir soru. Hani ekstradan 15 75 90 katıldığı için zor bir soruymuş gibi gözüküyor ama aslında ama hani şu 15 75 90 olmasa şu dikler olsa hepimizin aslında rahat bir şekilde yapabileceği bir soru. Evet 3. soru güzel bir soruyormuş. Yani denizli çıktı. Geldik 4'e. Neler verilmiş? 11, 24, 15. 11, 24, 15'i görüyorum. AC'yi görmüyorum. AC. AC de 30'muş. Arkadaşlar AC uzunluğu 30'sa. Hocam 24, 30. 24 dediğimiz nedir? 8'in 3 katı. 30 dediğimiz nedir? 8'in 5 katı değil. 6 kere 4, 6 kere 5. Hmm. şöyle 6'nın 4 katı. 6'nın 5 katı. E o zaman burası ne olacaktır? 6'nın 3 katı yani 18 olacaktır. E hocam burası 18 olacağına göre buraya 7 kaldı. E burada 7 ve 24'ü gören insan hop şunu çizer. 7, 24, 25 mi der? Evet. Bir de burada Pisagor var. 15, 25 ne üçgeni arkadaşlar? 15, 20, 25 üçgeninden. Şuradaki en son bulduğumuz genelde cevap oluyor. Evet gerçekten de bizden DE uzun isteniyor. Cevabımız böylelikle Edremit çıktı. Geldik 5'e. Şekilde balkona serilmiş bir köşesi E noktası olan dikdörtgen biçimindeki halı. Dikdörtgen biçiminde bir alı ve bir köşesi E noktası ise Burası nedir arkadaşlar? 90 derecedir değil mi? Şurası 90 derece. Devam edelim. E olan dikdörtgen biçimde kalanın DC üçgen kısmı görünmektedir. Şöyle görüyoruz. ABC dikdörtgen biçimdeki metal çerçevenin demir korkulukları eşit aralıklı ve AB ve CD'ye diktir. Hmm. Hocam şunlar eşit aralıklı. Bak bunlara dikkat edelim. Her, yani her verilen bilgiyi kullanmak zorundayız arkadaşlar. Bunlar eşit aralıklı. Hatta arkadaşlar bu demir buraya gidiyor. Bu demir buraya gidiyor. Bu demir de buraya gidiyor. Değil mi böyle arkadaşlar? Evet. Şimdi hatta bu da şuraya bu da şuraya gidiyor. Aklımızın bir köşesinde bulursun. P eleman AB noktasındaki korkulu kalının D E kenarına F noktasında değmektedir. O zaman ben F noktasına değmekte ise beni ilgilendiren demir şurası arkadaşlar. Bu demir devamını getirsem şuraya dik değil midir arkadaşlar? Çünkü burada onu açıklamıştı arkadaşım. E hocam burası 3 3 e, tane çift çizgi burası da 3 tane çift çizgi. Aa burası 3A iken hatta şurası 3 tane çift çizgi burası da 3 tane 3 tane çift çizgiyken bunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Ha 25 ile 24 de alakası yerdeyken şimdi çok alakalı bir yerde olacak. Niye? Hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Aklına ne geldi? Çok yaptık. Hop ikizkenar. Yükseklik ayrı bir göze bakıyorduk. Dik tabanı keş parçaya bölmüş ikizkenar geldi. 25 ise yani burası da 25. Hocam 25 24 ne üçgeni? 7 24 25'ten 24 7 çıktı burası. Bizden ne isteniyor? AB. Yani şu uzunluk isteniyor. AB uzunluğu. Ali Bey uzunluğu. Burası. Aslında bizden şurası isteniyor. Arkadaşlar şöyle bir dik üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Bu kenar kaç? Bu kenar 24. Bu kenar kaç? 25 artı 7'den 32. Hocam e, 8 çarpı 4 değil mi burası? Burası kaç? 8 çarpı 3. E o zaman 3, 4, 5 üçgeninden burası da 8 çarpı 5'ten kaç yapmak zorunda arkadaşlar? 40 yapmak zorunda. Yani burayı da böylelikle 40 bulduk. Güzel bir soruymuş. Güzel bir şekilde saklamış buradaki ikiz kenarlı. Diktin tabanı iki eş parçaya bölmesini. Hoş sorulardan biri arkadaşlar yine karşımızdaydı. Evet 5. soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? Denizde bulduk. Geldik 6'ya. Şimdi 3 artı kök 5, 3 eksi kök 5 verilmiş. Bu bir eşkenar, ikizkenar üçgen arkadaşlar. Niye? Çünkü hocam burası 6 iken Şurayı da topla bak kaç yapıyor. Şu ikisinin toplamı 6 yapıyor. Hocam bu bir ikizkenar üçgen. A, kenar ortaylık var. Hemen normalde çizmeyiz ama ikiz kenarda çizilen kenar orta özel durumlu olduğu için bunu çizmeliyiz. Çünkü yükseklik yapıyor aynı zamanda açı ortay yapıyorlar. E, ee, hocam burada diklendik çizildi. Öklit bağıntısı çıktı mı karşımıza? Çıktı. E bizden ne isteniyor? Alan A, B, C. E arkadaşlar alan A, B, C'yi bulmak için tabanına ait yüksekliği bulmalıyız. Tamam. Şuraya bir H diyelim arkadaşlar. Şuraya H diyecek olursak Şurada bir öklit bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Şurada bir öklit bağıntısını yap bakalım. Öklit bağıntısında h'ın karesi eşittir. 3 artı kök 5 ve 3 eksi kök 5'in çarpımı ne midir? Bu a artı b, a eksi b, a kare eksi b kare eşittir. Yani 3'ün karesi eksi kök 5'in karesi olacağından 9 eksi 5'ten 4 oldu. h kare 4 ise h'ı buradan kaç bulduk arkadaşım? 2 bulduk. Evet h buradan 2. Şimdi bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Bir üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. E o zaman yüksekliğini bulmam lazım bunun. Hocam şu taban verildiği için bu tabana ait yükseklik şöyle çizdik, çizecek olursak. A burada orta taban çıktı. Şunlar birbirine paralel. Bunlar eşit olduğundan 2 ise burası da 4 oldu? Evet. E o zaman alan dediğimiz taban 6 iken yükseklik 4. 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den kaç çıkar arkadaşlar? 12 çıkar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle denizli çıktı. Geldik 7'ye. ABC eşkenar üçgen demiş ve bazı garip eşitler verilmiş. AF ile FB eşit bir de B ile CD eşitmiş. Arkadaşlar B, B ile CD eşit. Bak eşkenar üçgende yükseklikle alakası yerde bir verilmişse diğer yükseklik de sen çiz. Çünkü yükseklikle eşit. Çünkü eşkenar üçgende bütün yüksekler eşit. E hocam A'dan mı çizeceğiz hala alakası yerde olmuş oluyor. Nereden çizeceğiz? E tabii ki şuradan çizeceğiz. Buradan çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Yükseklikler de birbirine eşittir. Bak yükseklerin eşitliğini koyunca alakası olan önceden kırmızılar alakasıydı. Şimdi bakın şununla da şu eşit mi çıktı? Evet. Bu arada çizilen yükseklik açı ortaydır. 30-30'dur. E, bu x kenar olduğundan dolayı bu açılar birbirine eşit ve toplamları 30'sa ya da hocam 60 ya buraya 120 kaldı 150 ise burası 180'den 150 çıkartıp 2'ye böleriz ya da ikisinin toplamı direkt 30 15 15 oldu mu burası? Oldu. E hocam benden şuradaki alfa isteniyor. Alfa'ya bakacak olursak şuradaki üçgende de şu 30 30 olmak zorunda olduğundan dolayı bunlar da 30 30. Alfa nedir arkadaşlar? İsterseniz şu üçgenin iç açısı deyin, isterseniz şu üçgenin dış açısı deyin. İstediğiniz yerden yapın. Ben şuradan yapayım isterseniz. Şu üçgende nedir? İki iç açı bir dış açı değil midir? Aynen öyle. Yani alfa neye eşittir? 30 ile 15'in toplamına eşittir. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 45 yapıyor. Ya da alfa ise burası alfa. İşte burayı bulurdunuz önce. Burası işte 120 15 daha 135 45 kaldı. Burası da 45. E burası da 45 ters açıdan da 45 derece diyebilirdiniz arkadaşlar. Size kalmış istediğiniz yerden yapabilirsiniz. Evet cevap biz böylelikle 7. soruda denizli oldu. Geldik 8'e. ABC eşkenar üçgen eşkenar üçgense öncelikle bütün açıları yaz kardeşim ve bütün kenarların birbirine eşit olmasını göster. Tanımı uygula arkadaşım. E tamam uygulayacağız. Hocam 60 ise buraya ne kaldı? 30 kaldı. E 60 90 ise burası ne yaptı? 30 yaptı. E hocam ters açıdan 30. Aa 30 30 120 geldi burada değil mi arkadaşım? Kök 3 ise burası da kök 3'tür. Kök 3 kök 3 ise 30 30 120 üçgeninden kök 3 katından dolayı 3 geldi. Sonra hocam şuradaki 30 60 90'ı uygulamak gerekiyor burada. Hadi uygulayalım. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A'dır. E hocam bütün kenarlar birbirine eşit. Yani burası 2A artı 3. Hocam burası da A artı 5. 2A artı 3 eşittir. A artı 5 olduğundan A'yı buradan 2 buluruz. Bizden A'e isteniyor. Yani A'e uzunluğu 2A'ya eşit. O da A yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2'den kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar. 8. soru böylelikle C'han oldu. Geldik 9'a. Özdeş iki çubuk bir mekanizma ile dik kesecek şekilde sabitlendiğinde çubuğun uçlarının mekanizma uzakları 8, 12 ve 15'miş. Özdeş iki çubuk olduğundan dolayı Burası 20 ise burası da 20, burası kaç olacaktır arkadaşlar? 5 olacaktır. Sonra çubukların uçlarına aynı uzunluktaki iki lastik bağlandığında lastiklerden biri gergin ve uzamış arkadaş. Lastiğin uzunluğu mesela artık böyle 11 imken burası uzamış, uzamış hali. E bunlar dik kesiyor ya 8, 15, 17. O zaman bizim lastiğimiz ne olmak zorunda? Uzamış hali 17 ya lastiğimiz 17'den kesinlikle ama kesinlikle küçük olmak zorunda. E Burası da böyle şey değil mi arkadaşlar? Diğeri de gerilmemiş halde. E buraya bakacak olursak 5 12 ise hop burası da 13 değil midir arkadaşlar? E burası da 13 birim olduğundan dolayı bu lastik de 13'ten daha böyle gergin bir şekilde ya burası. 13'ten kesinlikle ama kesinlikle büyük olmak zorunda değil mi? Bize diyor ki buna göre lastiklerden birinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. E 13 ile 17 arasındaki 14, 15, 16 olabilir. Baktığımız zaman bunlardan hangisi var arkadaşlar? 15 var. Yani cevabımız böylelikle 15 çıkar arkadaşlar 9. soruda. Geldik 10. soruya. ABC x kenar üçgen ve 180 80 verilmiş. AB ile AC eşit verilmiş. Şu ve şu. Sonra DF artı o şuraya x dersen buraya da y dersen x artı y 6 verilmiş. AB artı AC nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hocam AB artı AC 12 yapar. Niye? Ya ben biraz tabi şey olduğu için hani x kenarı direkt aklıma geldi yaptım. Peki siz nasıl yapacaksınız? Ee, ya aklıma geldi de sizin aklınıza gelmez ki ben o yoldan yapalım desem şimdi. Ee, ne geldi aklıma biliyor musunuz? Hocam şu. Paraleller toplamı bir kenara eşit değil mi? Hatırlarsanız. Hocam bunlar paralel değil. Olsun şuradan bir paralel buradan bir paralel çizince x kenarlıklar geliyor arkadaşlar ama sanki biraz şey gibi geliyor. Yani bu Hani bunu yapabilmek için çok daha üst düzeye çıkabilmek lazım. Hani bununla ilgili bir hani sırf bu özellikle ilgili böyle bir en az 10 tane soru ya da 20 tane soru çözmek çözmeniz lazım. Peki nasıl çözeceğiz hocam biz bunu? Nasıl yapacağız diye soracak olursanız hadi eski bilgilerimizden yapmaya çalışalım. Hocam 100 mü? Evet kenardan dolayı burası nedir? 40. Hocam burası da nedir? 40. E ne yapacağız hocam? 40 ile 80 arasında bir ilişki yok. E burada hiçbir ilişki yok. Ne yapacağız? Daha öncelerinde konu anlatımında da anlattım. Şöyle bir şeyle biz çok karşılaşıyoruz arkadaşlar. Özel bir durumdur. Bazı özel sorularda karşımıza çıkıyor. Alfa 2 alfa. Alfa 2 alfayı nasıl kullanabiliriz biliyor musunuz? Böyle alfaya ait bir ikiz kenar oluşturun. Çok güzel şeyler oluşuyor. Alfa 2 iç açı bir dış açı. 2 alfa. a, hem burada ikiz kenar çıktı. 2 alfa 2 alfa. Hem alfa alfa olduğundan burada ikiz kenar çıktı arkadaşlar. Gerçekten biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. E o zaman burada ne yapalım arkadaşlar? 40 ile 80 var ya. E o zaman 40'a 80'e dokunmadan küçük açıya şöyle bir X kenar oluştursak arkadaşlar. Şöyle bir şey çizsek. Böyle bir X kenar çizsek. 40. 40 40 80 mi oldu burası? Evet hocam 80'e 80. İkiz kenar çıktı. X'e X oldu. Burası 100 oldu. E hocam bak 100 100. Şunlar birbirine paralel mi oldu? Evet. Aynı şey 40'a 80 burada da var. Hocam burada da aynısını yapsan şöyle bir ikizkenar kenar oluştursak nasıl olur? Süper olur. İşte alfa 2 alfa kalıbını da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Bazı özel yapılarda karşımıza çıkabiliyor. E 40 40 hocam şurası 40 40 da 80 mi yaptı? Evet yani burada da bir x kenar çıktı y oldu. 80 ken burası da 100 oldu ya. Hocam şununla da şu birbirine paralel oldu. E artık ne çıktı arkadaşlar? Burada şuraya bakacak olursak ispatından gideyim isterseniz. ispatından gideyim. Arkadaşlar 40'a 40 olduğundan burası da x oldu. 40'a 40 olduğundan burası da y oldu. Şunlar paralel. Bunlar da paralel olduğundan dolayı normalde hocam x ile y işte direkt şeye eşittir. Bir kenar eşittir diyebilirsiniz ama ispatıyla yapıyorum. Hocam şuradaki şekil bir paralel kenar mı oldu? Evet. Niye? Çünkü bunlar paralel. Bu da paralel. O zaman x ise karşı tarafta x'tir. Y ise burası da y'dir. A buraya y deyince burası x artı y oldu. E hocam burası x artı y iken burası da x artı y oldu. Adam sana soruda x artı y'ye 6 vermiş. x artı y 6 ise burası da 6 burası da 6. AB artı AC'de 6 altı artı 6'dan cevap kaç çıkar o zaman? 12 çıkar arkadaşlar. Bu şekilde ezbersiz. Daha önceki bilgilerimizi kullanarak yaptık. Sanki daha hoş oldu arkadaşlar. Ha isterseniz ilk dediğim gibi hocam paraleller toplamı deyince e, bir kenar eşit oluyordu deyip buradan da böyle paraleller atıp da sonuca ulaşan arkadaşlarınız belki o yöntemi de daha çok sevebilir tabii ki. Evet 10. soruyu böylelikle C an bulduk ve arkadaşlar test peşi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test altta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.